Silah Taciri Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi'nin düşünce tarzı ve çalışma stili o dönem için oldukça farklıydı. Tablolarında çizdiği figürleri aynı tuvalde tekrar buluşturuyor, oluşan kompozisyonu inceliyordu. Günümüzde kullanılan tasarım programları gibi tablolarındaki her şeyi bir eleman olarak kabul edip yerlerini ve duruşlarını sürekli değiştiriyordu. Aslında incelemelere göre şu anda baktığımız eserde ilk başta ön planda 3 kişi olacak şekilde tasarlamış. Daha sonra yağlı boya aşamasında 2 kişi arasındaki bir diyalog olarak sonuçlandırmış. Sütunlarında kubbeleri olduğunu düşündüğümüz bu yapı bir bedesten. O zamanlar içerisinde kumaş, mücevher, silah gibi birçok eşyanın satıldığı bir çarşı aslında. Solda genişten sarılmış sarığı ve kırmızı fesiyle bir sütun başlığının üzerine oturmuş yaşlı adam aslında Osman Hamdi'nin ta kendisidir. Sağ elinde bir miğfer tutarak kılıç bakan gence öğüt verir gibi durmaktadır. Osman Hamdi'nin hemen yanında ve önünde de duran silahlardan anladığımız kadarıyla silah almak için gelinmiş bu bedestene. Kendisi için uygun silahı bulmaya çalışan ve kınından çıkarttığı bir kılıca dikkatle bakan genç ise Osman Hamdi'nin oğlu Ethem'dir. Gençlik ve yaşlılık arasındaki zıtlık gibi kıyafetlerinde de benzer desenleri tercih etmelerine rağmen Ethem'in kumaşı daha parlak, daha enerjik durmaktadır. Ethem'in gözlerinden merak ve heyecan çıkarken Osman Hamdi oturmuş, yorgun haliyle kuşak farkı daha açık gözlemlenir. Arka planda yine oturan ve ayakta duran iki figür görüyoruz. Bezirgan, oturan yaşlı adama kumaş göstermektedir. Yaşlı adamın ise elinde bir kitap bulunmakta. Belki de Osman Hamdi bu kumaşla kefeni çağrıştırarak gençlikte ve yaşlılıkta en büyük ihtiyaçların nasıl da değiştiğini anlatmaya çalışıyordu bize.